Merhaba değerli Süper Haber TV izleyicileri. Ben Mevlüt Yüksel. Bugün yine değerli hocamız Profesör Doktor Esat Arslan Bey ile beraberiz. Esat Arslan Bey Kuzey Makedonya'da bulunuyor. Ancak hem kendisi için hem de bizim için dün Kosova'ya gitti. Biliyorsunuz bir süreden beri Sırplarla Kosovalılar arasında bir gerginlik söz konusu ve adeta orada gelecekte patlamaya hazır bir bomba misali bir durum söz konusu. Şu anda dünya kamuoyunda veya Türkiye'de bilinmese de maalesef Sırplarla Kosovalılar arasında gelecekte büyük bir gerginlik, belki de yani bir çatışma söz konusu olabilir. Çünkü Esad Arslan Bey gitti, gördü ve konuşmalarımızda Balkanların yeni Ukrayna'sı Kosova dedi. Bununla birlikte yine hocamızla beraber artık yavaş yavaş yaklaşmaya başlayan Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölücü terör örgütünü ile mücadelesinin operasyonunu konuşacağız. Hocam doğru mu ifade ettim bilmiyorum ama neler Estağfurullah, çok diyeceksiniz? çok güzel. Biraz ütopya yapalım, biraz daha böyle felsefi bakalım ama çok doğru. Hemen yerinde Buyurun. tabii ki sizin de hiçbir şekilde ayrılmaz bir parçanız. Bir kere araştırmacı, gazetecilik zaten bunu şey yapıyor. Hemen olayları sıcağı sıcağına. Gerçi biraz yatıştıktan sonra gittik ama değişiklik var mı? Bence değişiklik yok. Hala aynen Ukrayna'nın sanki ilk başlangıcındaki gibi. Hatırlayınız, 22 Şubat tarihinde yani açıkça çıktı Biden, dedi ki ya sizin ülkeniz Ruslar tarafından işgal edilecek dedi. Bütün Ukrayna halkı yok canım sen dalga geçiyorsun gibi dedi. Benzer şekilde olduğunu söyleyebilirim. Yani şunu söylemek lazım. Bir kere Rusların kafalarında büyük bir önemlidir Panslavizm ütopyası var. Yani bütün Slavların bir bayrak altında birleştirilmesi. Bu aslında yayılmacı Rus düşünce sisteminin de ayrılmaz bir bütünü. Yani bunu kendisinden ayrı tutmak hiçbir şekilde hüküm değil. Yani böyle bir soru sorulursa da bu abeste iştigal olduğunu ifade etmek istiyorum. Yani bu durum öylesine işlemiştir ki Ruslara, hani neredeyse şunu söylememiz lazım. Panslavizm ütopyası Rus halkı ve Rus ya devlet sistematiğinin bir parçasıdır, derinlemesine istemiştir ve de hatta bunu şeyden ayrı tutmak bile yabancı bir arkadaşımın çok güzel bir şekilde söylediği gibi embedded diyor. Yani embedded dedi, içerisine işlemiş olduğunu söylüyor. Slav milletleri arasında özel bir bağ olduğu üzerlerine yapışmıştır. Burada görürsünüz özellikle Makedonya'da işte ve devamında yani Rusya'nın egemenliğini görürsünüz. Yani Slav dilleri çok benzerlikler var mıdır? Vardır. Yani bu durum Rus kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. İkinci konu çok önemli. Bir de Ortodoksluk sistemi var. Bu da ayrılmaz bir parçadır. Mesela NATO'da ben eğitimde bulunurken bize hep NATO'da bu düşünce sisteminde Ruslar mütecaviz olarak gösterir ki doğrudur, bir doktrinerdir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ve hakikaten görüyorsunuz Putin'in sizler de çok açık bir şekilde resimlerde göreceksiniz. Etrafta bir büyük Putin var ki Putin'in resimleri altında doğrudan doğruya bir meydan okuyan bir sistematik var. Nedir bu sistematik? Diyor ki Kosova doğrudan doğruya Sırbistan'dır diyor. Bunu söyleyen başka kim var? Efendim Aleksandar Vučić, yani Sırbistan Cumhurbaşkanı da aynı lafı güzapları söylüyor. Yani Ruslar büyük bir güç olabilmek için, Avrupa'da iyiden iyiye söz sahibi olabilmek için Balkanlara müdahil olması gereklidir. Bakın çok önemli. Burada yaşayanlar olarak ifade etmek istiyorum. Burada bir mevcudiyet, yani mevcudiyetin temeli diye burada Rus mevcudiyeti göstermenin zorunlu olduğuna gönülden inanmışlardır. Bunu ifade etmek istiyorum. Ama gelin şunu hep birlikte ortaya koyalım. İyi ki Türkiye Cumhuriyeti tarafından işte Karadeniz, Marmara Denizi, Akdeniz boğazlarıyla bütünleşen Türk boğazlarını 1936 Montre Boğazlar Sözleşmesi'yle kazanmışız. Bu önemi buraya gelince çok daha iyi anlaşılmalı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum.
Bunlardan bu Panslavizm ütopyası Slavların sınır aşan bir birlik kurmalarını gerektiğine inanmaları. İkincisi ise bu Türk boğazlarını efendim kontrol etmek için bundaki çıkarlar. Ama gerçekten Mustafa Kemal Atatürk'ün yani ölümünden 2 yıl önce bu işin bağlanmış olması. Peki bir şey daha söylemek lazım. Peki Soğuk Savaş sonrası Rusya yeniden yapılandırmaya giderken Balkanlardan elini eteğini çekmiş midir? Bence çekmemiştir ki bu soruyu da sormaya gittim ve gördüğüm zaman da hakikaten aynen ifadede olduğumu söyleyebilirim. Her ne kadar hepimizin dillere pelezenk olan biliyorsunuz 1980'lerden beri bu uygulamaya çalışan Glasnost politikası, Prestroyko politikası, ondan sonra biliyorsunuz renkli devrimler vesairesine baktığımız zaman gördüğümüz olay bundan başka değildir. Peki, peki hocam, buyurun. Şunu söylemeye çalışıyorum. Buyurun. Yani Rusya biliyorsunuz 2008'de Gürcistan'a, Abazya'ya, Güney Ossetya'ya evet. müdahale etmiş. Ondan sonra bu müdahaleden sonra ABD ve Rus enerjisine bağımlı haline gelmiş olan Avrupa Birliği yeterince evet. sert tepki gösterememiştir ya da koyamamıştır diyelim. Evet. Bu Gürcistan'da ondan sonra 2014'te Kırım'ın işgali yapılmış ve 24 Şubat 2022 tarihinden itibaren 24 Şubat'tan bu yana efendim yürüttüğü Ukrayna'daki savaş Balkanlardaki yayılmacı hedeflerinin yeniden canlandırılmasına olanak vermiştir. Onun için şunu söylemeye çalışıyorum. Evet. Gelecekte Balkanlarda en önemli Ukrayna olmaya şeydir. Yani tamamıyla adaylardan bir tanesidir. Nasıl çıkmıştır isterseniz hemen onu söyleyeyim. Sırplar dediler ki ya kardeşim siz bakın biz 97 tane ülke bizi tanıdı. 97 tane ülke tanıdı. Kuzey tarafında Mitrovice bölgesi var. Kuzey tarafında. Buraya biliyorsunuz yine Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun müdahalesiyle Ruslar 2 defa yenilgi yaşadı. Bir tanesi Krajina 4 yıl cevaplar. Sırbistan'ın Hırvatistan'daki bulunan Sırp Krajina Cumhuriyeti'ni Hırvatlar yerle bir ettiler. Onlardan kaçanları Slobodan Milošević Dayton Anlaşması'yla Mitrovice yani Kosova'nın kuzeyine yerleştirdi. Şimdi burada bunlar devamlı olarak plakalarında Sırp taşıyorlar. Sırp yazıyor. İkincisi ne? Sırp kimliği yerine kimlik hep Sırp kimliği taşıyorlar. Otomobil plakalarında Sırbistan yerine arkadaş artık yeter bak kaç sene oldu 97 tane ülke biz Kosova olarak devlet olarak geldik. Evet, yani hocam düzeltelim. Kosova kimliğini taşımıyorlar. Plakalarında da Kosova kimliği. Doğru. Evet. Yerine, evet. Sırf. Çok güzel söylüyorum. Evet. Ben yani şunu söyleme. Evet çok doğru söylüyorsun. Kosova kimliğini, pasaportunu, her şeyini reddediyorlar. Evet. Otomobil plakalarında da kesinlikle Kosova plakalarını taşımıyorlar. Evet. Ve bunlar doğrudan doğruya Sırbistan. Biz Sırbistanız diyorlar. Halbuki evet. doğrudan doğruya Dayton Anlaşması'na göre Mitrovice bölgesi Kosova sınırları içerisinde. Ve artık dedi ki yeter doldu. Efendim dedi ki bu son tarih dedi ve Ağustos ayının sonunda buna karşı son tarihi ilan etti Kosova Cumhuriyeti, Kosova Hükümeti ve arkasından şunu gördüler efendim hemen bir karşı koyma. Ve %8 nüfusun %8'i ne kadar? 1.800.000 nüfusu var. 50.000'den fazlası işte Sırp. Yani bir tarafta 1.800.000 bir nüfus var. Bir tarafta da 50.000'den Sırp. Ama bu 50.000 Sırp gerçekten aynen bizim Karabağ'daki gibi. Yani bunlar kesinlikle ve hiçbir şekilde efendim Kosova'yı tanımıyorlar, tanımadıklarını gösteriyorlar. Tabii bunun arkasında kim var? Sırbistan var. Ve peki Sırbistan hocam, hocam, olarak buraya koyuyor. Buyurun hocam efendim. Şunu sormak istiyorum. Rusların Balkanlardaki yayılmacı düşüncesine karşı Amerikalılar boş mu duruyorlar? Hayır, Amerikalılar başlangıçtan itibaren bir kere
gerek burada Makedonya'da, evet, gerekse Kosova'da. Şimdi evet, şöyle diyelim. Osmanlı'nın Makedonya eyaleti 3 tane efendim vilayetten meydana geliyor. Bunlardan bir tanesi Selanik. Biliyorsunuz evet, Selanik başkent. Evet. İkincisi yani eyaletin başkenti. Efendim ikincisi nedir? Manastır. Üçüncüsü Kosova. Yani Kosova'nın da çok uzun zaman Üsküp kenti. Şimdi şu anda Priştina olmuştu. Ama Amerika Birleşik Devletleri iki tane yerde değil, Kosova'da müthiş bir inşaat faaliyetlerine girişti. Ve belki de Balkanların ya da yani Avrupa tabii ki demeyeceğim ama Balkanların en büyük üssünü Kosova'da meydana gitti. Presova Vadisi'nde 426 bin metrekarelik yani 426 dönüm arazi üzerinde korkunç şekilde söyleyelim. Yani bir Amerikalı'nın KFOR'a bir Amerikalı'ya konuştuğumda söylenmişti çok uzun zaman evvel ama her zaman kullanırım. Efendim uzaydan bakılınca iki tane yer gözükür. Bunlardan bir tanesi Bonstil üssü. Yani burası Bonstil dediğimiz ve burada biraz evvel söylemiş olduğum gibi Presova Vadisi'nde Bosna'da inşa ettikleri en büyük üs. En büyük büyükelçiliği. Bakın en büyük büyükelçiliği. Tabii ki bu rahatlığı hepsi Kosovalılar görünce Amerika bizim yanımızda, Amerika bizim arkamızda. Yani Kosova'nın başkenti, Makedonya'nın başkenti Üsküp'e efendim inşa etmiş oldukları devasa büyükelçilik binaları var. Bir tanesini söyleyeyim de ben üzülerek ifade etmek istiyorum. Ve bugün efendim 550 yıl yönettiğimiz Osmanlı'dan devraldığımız miras üzerinde özellikle Üsküp'teki Amerikan Büyükelçiliği efendim Türk şehitliği üzerine bakın tekraren söylüyorum Türk şehitliği üzerine bina edilmiştir. Yani Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda bıraktığı topraklar 100 yılı aşkın bir süre geçmiş olmasına rağmen son derece zayıf konumunu muhafaza etmektedir. O bakarsınız giderseniz Osmanlı şehitliği yanındaki Fransız mezarlığı vardır. Onu şehitlik demeyeceğim. Hani ama askerleridir daha çok. Efendim Fransız bayrağı hala dalgalanmasını sürdürmektedir. Bu yolun üzerinde bizim Türk Büyükelçiliği'nin bulunmaktadır ama maalesef bizim şehitliğin üzerine Amerikan Büyükelçiliği yükselmiştir. Vietnam'da kaybolan Amerikan askerlerinin kemikleri için bütçeye koyan Amerika Birleşik Devletleri maalesef o Üsküp'teki Osmanlı şehitlerinin kemiklerini yok etmiştir. Bunun için birçok Kırımlı, çünkü büyük muharebeler yaparak biz buraları aldık ve devam ettirdik. Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya üzerindeki şehitliklerine her nerede olursa olsun, bakın bunu büyük harflerle ifade etmek istiyorum, mevcudiyetimizin nişanesi olarak atalarımızın kemiklerine sahip çıkmalıyız. Yani demin dediğim gibi yani Amerika bu sahipsizliği görmüş Osmanlı'nın efendim buraya sahip olmuştur. Çünkü şehitlerimiz adeta bir gül bahçesine girercesine toprağa düşmüşlerdir. Her şehit varlığımızın bir tescilidir. Birer tapu senedidir. Maalesef buna karşı biraz bigane kalmışızdır. Efendim dediğimiz gibi hocam, 21. yüzyılın silah deposu Kosova'da inşa edilmiştir. Evet hocam, yani ben de onu söyleyecektim. Amerikanlar bu büyükelçiliği, dünyanın en büyük büyükelçiliği ve üssünü kurarken herhalde oradaki amaçları, gelecekteki amaçlarını çok kısa özetler misiniz hocam? Nedir amaçlar? Hemen söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri burada yani Avrupa'nın enerjisini sağlamaya, yani sanki Amerika Rusya Federasyonu'na karşı olarak 1994 yılından itibaren sponsorluğunu yapmış olduğu 8 numaralı enerji koridoru var. Bu enerji koridoru Amerika Birleşik Devletleri'nin sponsorluğunda 894 kilometre ki Kosova'dan geçmekteydi. Trans Balkan petrol boru hattının bu planlanan güzergahı inanılmaz. Bakın şunu söyleyeyim. Gittim gördüm. Bir kere yollar Amerikalılar çok büyük paralar vermek suretiyle gerçekten
yollar mükemmel olmuş. Nedir? Bu askeri kuvvet kaydırması için, yani Rusya'ya karşı adeta şeydir, yani buraları yollarını önce yapmışlar. İkincisi, şunu da söylememiz lazım. Bu otoyol bakımından Amerikalıların Kosova'ya yapmış olduğu şey inanılmaz. Ve de şunu söyleyelim. Yani bir Amerikalıların gelmesiyle birlikte hem savunmaya herhangi bir para ayrılmayan Kosova hükümetinde bayağı ciddi bir zenginleme olmuş. Çünkü ulaştırması, iletişimini Amerikalılar tarafından yapılmış. Yani şunu söyleyeyim, sırtını ABD'ye dayatan bir ülke, hani vardır ya o meşhur lüks hayat vodvilindeki gibi, sırtını ABD'ye daya, bak keyfine, yan gel de yat pozisyonuna gelmiş. Şimdi ben Prizren'e kadar gittim, bütün bu taraflara baktım ve de buradan bakıldığında gerçekten Kosova olayları bu perspektiften görünmektedir. O bakımdan söyledim. Yani evet, burası her an bir barut fıçısı içerisinde olmaktadır ve tipik olarak Ukrayna'ya benzeyen bir durum ortaya koymaktadır. Şunu söylememiz lazım. Yani bir taraftan Ruslar Balkanlardaki eski nüfuzunu geri getirmeye çalışırken, çünkü Putin'in iktidara gelmesi, bir başka deyişle şunu söylemeye çalışıyorum. 1990'lı yıllarda yaşanan iç savaş sırasında maalesef Rusya gereken müdahaleyi yapmamıştır. Biliyorsunuz 1995 yıllarını ifade ediyorum. Ama şimdi aktif rol oynamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri de aktif rol oynayacağını ortaya koymuştur. Tabii Kosova'nın bir özelliği, çok önemli söylüyorum, NATO, Birleşmiş Milletler yerine kullanılmıştır. Yani Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz Kosova'da üye olduğu için burada NATO'yu çok rahat kullanabileceğini ifade etmektedir. Yani Rusya'nın Balkanlara yönelik politikası sanki bir Ukrayna krizini çağrıştırmaktadır. Vekalet savaşlarının Balkanlardaki durağı olacak yer Kosova'dır, Sırbistan mücadelesidir. Büyük güçlerin bu Balkanlardaki siyasi mücadelesinde bakışlarımızı Kosova'ya yönlendirmek durumundayız diyerek sözü size bırakıyorum. Peki hocam, ağzına sağlık, çok teşekkür ediyorum. Şimdi Ağustos ayı sonu, Eylül ayı başları itibariyle de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uzun zamandan beri yaptığı bir hazırlık var. Biliyorsunuz Suriye'de bölücü terör örgütü var ve bu bölücü terör örgütü de orada yine maalesef Amerikalıların verdiği binlerce tırla silahlandılar ve orada bir terör devleti kurmaya çalışıyorlar. Oradaki son durum nedir hocam? Şimdi özellikle Soçi'den sonra bakmak lazım. Yani dediğimiz gibi Şam'la Türkiye efendim herhangi bir başlangıç, yani tabii ki Rusya dönüp Türkiye'ye diyor ki sen Şam'la beraber bu işi halledersin diyor. Ama bugün Şam rejimi dediğimiz rejim maalesef şunu söylemeye çalışıyorum, ikili oynuyor. Daha önceki sizin programlarınızda ifade ettim, bizzat yerinde giderek gördüğüm gibi bir anda efendim PKK'nın Suriye uzantısı dediğimiz YPG ve PYD bayrakları bir anda bir bakıyorsunuz rejim bayraklarıyla yer değiştiriyor. Yani Türkiye gerçekten şunu ifade etmek istiyorum. Yani mesela açık seçik söyleyelim programınızda da. Yani bizim istihbarat örgütümüz Suriye istihbaratıyla, ki bunlar çok yataydır, devamlı istim üzerinde birlikte geliyorlar. Yani neticede mesele netice almaktır. Yani Milli İstihbarat Teşkilatımız şunu söylüyor Suriye'ye. Diyor ki terör örgütleri belli diyor. Eğer siz diyor fellik bunlar at oynatıyorsa bize destek vermeniz gerekiyor diyoruz. Biz Suriye istihbaratına bunu söylüyoruz. Yani siz hala bu terör örgütlere dirsek temasına geçiyorsanız, onlarla bize karşı bir başka oyun içerisindeyseniz ve doğrudan doğruya efendim Tahran görüşmelerinden sonra İran'da soluğu alıyorsanız biz bu konuda
bu konuda bizim şeyimiz yok. Aslına bakarsanız çok açık söylüyorum, Putin Adana mutabakatını ifade etmiştir, göstermiştir. Biz hakikaten şunu, biz diyoruz ki kardeşim burada fiilen özerklik dediğimiz olay bitecek diyoruz. Yani bunu Şam yönetimine de söylüyoruz. Asla ve kata YPG ve PYD örgütlerine statü verilmeyecek diyoruz. Bakın bunlar önemli. Ve Türkiye'nin kaygıları işte bu yöndedir ve yaptığımız Amerika'nın da burada bulunmayacak. Efendim Amerika'nın şeyini ortadan kaldırabilmek için bütün terör örgütleri hizaya gelecek diyoruz. Şimdi biliyorsunuz 19 Temmuz'da Tahran'da Astana zirvesinden yeşil ışık çıkmadığını görüyoruz. Yani Soçi'de yandı mı? Bana kalırsa şunu söyleyeceğim. Bütün endişemize karşılık Rusya'nın stratejik ilişkilerde bize özellikle bazı sarı ışık gibi diyebileceğim önümüzü aydınlattığını ifade edebilir. Bakın bizim iki tane önemli şeyimiz var. Bunlardan bir tanesi Rusya hava sahasını açması gerekmektedir bu harekatı yapılması için. Çünkü Türkiye maalesef 20 Şubat 2020 tarihindeki ben de o bölgedeydim. 65 tane ambulansın sıralandığı zaman 36 tane şehit verdik. Biliyorsunuz yani 600-700 metre mesafem vardı. Bunları yakinen gördüm. Geçirdiğim şoku anlatamam size. Bunu ifade etmek istiyorum. Yani şunu söyleyeceğim. Rusya özellikle Soçi sürecinden sonra biraz daha Türkiye'nin bu harekatı yapmasına bence sarı ışıktan yeşil ışığa doğru dönüş yapmıştır. Yani burada Türkiye-Rusya ilişkilerinde dostlukla düşmanlık arasında bir gri yol var mıdır? Yani bunu duruma göre ifade etmemiz lazım ama bu gri yol bana kalırsa yavaş yavaş aydınlanmıştır. Türkiye'de karşılığı vardır. Bunu söylememiz lazım. Benim şahsi kanaatim artık özellikle Putin ve Erdoğan'ın özellikle de bu Soçi görüşmelerindeki çıkan ve de Türkiye'ye Avrupa'nın teşekkür etmesi lazımdır diyerek bana kalırsa Sayın Cumhurbaşkanı ve Türk Silahlı Kuvvetleri ve Soçi'den sonra eli öyle zannedildiği gibi boş dönmemiştir. Eli dolu dönmüştür. Bu harekat mutlaka ve mutlaka yapılması gerekmektedir. Eğer anlaşmayı yani bunun Amerika'nın ve Rusya Federasyonu'nun özellikle de güvenlikli bölge dediğimiz bölgenin tesis edilmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Fırat'ın batısından doğusuna doğru gönderilmesi ve burada terör örgütlerinin ortadan kaldırılması bence olacaktır. Bu konuda kimse endişe etmemelidir. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri, düzeltiyorum, Rusya Federasyonu ile başta Akkuyu nükleer santralı olmak üzere ve Türk Akımı projesinin özellikle Avrupa'nın kesintisiz gaz taşıdığına dikkat çeken bir Putin olduğu müddetçe herkesin Türkiye'ye müteşekkir olması gerekir diyen Kuzey 1 ve Kuzey 2 akımında nasibini kapatan Avrupalılara karşı laf çakan bir Putin zannediyorum Türkiye'nin de özellikle önünü açacaktır. Çünkü Türkiye gerçekten ev ödevlerini demeyeceğim ama şunu söyleyeceğim, tabii bir hoca olarak ifade ediyorum. Türkiye ile Rusya arasındaki birçok şey kesişmektedir. Bütün olay Rusya'nın hava sahasını Türkiye'ye bu olaylar için açmasıdır. Sadece bu kadar kalmıştır. İran'la da şunu mutabık kalınmıştır. İrani bölgelere Türkiye herhangi bir müdahalede bulunmayacak ve etrafından geçecektir. Üçüncüsü şudur.
Türkiye bir başına bu harekatı yapmayacak. Türkiye'nin harekatı, tekraren ifade ediyor, Suriye Milli Ordusu'nun bir Kuvayi Milliye hareketi olarak icra edileceğini ifade etmek istiyorum. Türkiye, tekraren söylüyorum, Kuvayi Milliye Ordusu göre Suriye Milli Ordusu'nun, çünkü güvenlikli bir bölgede bütün bir devletle olan her türlü sivil işler ve askeri hükümet faaliyetleri bir hakkın yürümektedir. Yakinen gördüğüm için ifade etmek istiyorum. Bunun artık bir milli ordusu, Kuvayi Milli Ordusu gibi teşekkür etmiştir. Türkiye efendim, bu yapılacak olan Kuvayi Milliye Savaşı'nda Suriye Milli Ordusu'na gerekli desteği verecektir. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Çok güzel açıklamalar yaptınız. İnşallah bir sonraki programımızda yine Türkiye'yi ve çevremizi ilgilendiren konularda değerli bilgilerinizi alırız. Estağfurullah efendim. Çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Ben de özellikle Süper Haber'e sevgilerimi iletiyorum. Peki hocam, çok teşekkürler tekrardan. Değerli Süper Haber TV YouTube izleyicileri, Profesör Doktor Esat Arslan Bey Kosova'da yaşanan olayın perde arkasını ve gerçekleri anlattı. Yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de yapılması planlanan bölücü terör örgütüyle ilgili son gelişmeleri aktardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Süper Haber TV YouTube kanalına abone olmanızı özellikle rica ediyoruz. Sağlıklı ve huzurlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.